Şimdi arkadaşlar, buradaki fonksiyonları kullanarak, mesela if fonksiyonu kullandık, başka fonksiyonlar da var, matematiksel fonksiyonlar. Bunları kullanarak arkadaşlar, mesela şöyle bir tablo hazırladım. Bu tablodaki sayıları ne yapalım sizlerle? Karekökünü alalım. Bunun için sorgu tasarımına geliyorum. Tablo birimi ekliyorum. Şimdi birden fazla tablomuz var ya, bizi ilgilenen şu anda bu uygulamada tablo 1. Burada tam sayılar isimli bizim bir alanımız var. Tam sayılar kısmını şöyle açalım. Ve daha sonra burada arkadaşlar yine sağ tuş oluştur diyerek fonksiyonlar kısmına girerek burada arkadaşlar yine matematiksel fonksiyonlarımız var. Şimdi sizlerle bunları da işleyelim beraberce. Şimdi nerede ne var bakalım. Burada aratma yapabiliyor muyuz diye ona bakıyorum ama böyle bakın, denetleme, dönüştürme, matematik. Matematiğin içinde mesela Seykure. Seykure ne arkadaşlar? Bir bakalım Seykure neymiş? Seykure'yi buraya ekledim. Buraya var olan alanımın adını yazıyorum. Var olan alanım adı tam sayılar. Kareli parantez içinde yazarsak bu alan ismi demektir. Ve tamamı basıyorum. Ve şuradaki ismi de değiştirelim. Seykure karekök olması lazım veya kare alma. Karekök diyebiliyorum. Şuraya yazalım. Kare kök. Karekök dedim. Çalıştıra bastım. Ne yaptı arkadaşlar? Sayıların karekökünü aldı. Yani 49'un karekökü 7. Mesela 25'in karekökü ne arkadaşlar? 5 gibi. Şurada bakacak olursanız hepsinin karekökü alındı. Başka uygulamalar yapabiliyor muyuz diye bakalım. Yeni bir sorgu daha yapalım. Sorgu tasarımı. Tablo birimizi ekleyelim. Yine tam sayılar alanımızı ekleyelim. Daha sonra arkadaşlar buraya sağ tuş oluştur diyerek fonksiyonlar kısmına gelelim. Yerleşik işlemler. Ve burada gene matematiksel olanlardan bir tanesini açalım. Sinüsünü alabilirsiniz oradaki sayıların. Başka integer sayı, yani eğer ondalıklı sayıysa bunun tam sayı kısmını alabiliyorsunuz. Tanjantını alabiliyorsunuz, yuvarlayabiliyorsunuz. Karekök var, karesi var mı? Yani seykure, tanjant, sinüs. O yok. Kosinüs var. Çiftini döndürür. Mutlak değerini alır. Eksponansiyelini alır diyor. X neymiş? Sayının tam sayı kısmını döndürür. Geçelim. Sayının tam sayı kısmını döndürür. Logaritmasını alır. Evet. Sinüsünü alır diyor. Tanjantını alır. Nasıl? Evet. Mesela sinüsünü deneyelim. Sayıların sinüslerini hesaplatalım. Evet. Bunu da ekledik. Ve çalıştıralım. Hepsinin sinüsü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya ifade bir yazıyor. Buraya sinüs yazabilirsiniz. Sinüs. Sinüs yazarsanız sinüs olarak başlığımız görünecektir. Şimdi sorgularımız bunlar. Şimdi bir tanesi neydi? Hemen bunu kaydedelim. Neydi? Karekök. Karekök sorgusu. Evet. Bir diğeri sinüs sorgusu. Sinüs. Bunu da kaydettik. Buraya geldi. Şimdi bunları kapatıyorum arkadaşlar.